Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmeni Sabahat Doğan. Bugün doğa ve evren temasının ikinci metni olan dağdaki kaynak metnini işleyeceğiz. <laughs> Hazırlık çalışmalarımıza bir bakalım. Yakın çevrenizde doğal güzelliğe sahip nereleri gezdiyseniz sınıfınızda bunları anlatacaksınız. Ee, öğretmeniniz de sizleri dinleyecek. Ülkemizde doğal güzelliğiyle tanınan nereler var? Benim hemen aklıma gelenler Denizli'deki Pamukkale, Trabzon'daki Uzungöl, Muğla'daki Ölüdeniz, Nevşehir'de Kapadokya, Antalya'da Düden Şelalesi, ve İstanbul'da İstanbul bazı hemen aklıma gelenleri buraya yazdım. Ee, sizlerin bildiği e, pek çok doğal güzelliklerimiz vardır. Ee, şimdi metnimizi okuyalım. Dağdaki kaynak. <laughs> Aydın ve Erkmen şehirde yaşayan iki arkadaştır. Mahalleden arkadaşları Hüsam'ın köyünü merak ederler yaz tatillerini orada geçirmeyi ve doğayı keşfetmek isterler. Böylece Hüsam'ın köyüne giderler. Orada doğayı ve hayvanları yakından tanırlar. Doğa maceralarından birinde bir kaynak bulurlar. Metin kaynak suyunu buldukları bölümden alınmıştır. Şu derelerde böğürtlenler var dedi Hüsam. Gelin böğürtlen yiyelim. Akarsuyun kıyısına indiler. Kara dut gibi iri iriydiler. Güzel kokulu, mayhoş bir tatları vardı. Avuç avuç toplayıp yediler. Ağızları, dudakları mor renge boyandı. Birbirlerine bakıp gülüyorlardı. Gelin acı suyla yıkayalım. Şurada acı su var. Acı su ne? Bayağı acı. Yerden kaynar. Ama acı olduğu için geçilmez kendi kendine akıp gider. Acı su diye söylendi Erkmen. Biberli mi? Öyle bir şey. Aydın da merak etmişti. Su nasıl acı olur? Hüsam güldü. Acı değil de işte öyle bir şey. Bizim köylüler acı su derler. Acı suyun başına geldiler. Kayalık bir tepenin altından dupturu sular köpürerek kaynıyordu. Orada ufak bir göl olmuştu. Acı su kendi kendine kaynayıp kendi kendine akıp gidiyordu. Aydın Aydınla Erkmen eğilip suyun içine baktılar. Peki niye köpükleniyor böyle? Hava kabarcıkları çıkıyor. Kim bilir acılığından herhalde. Bu kadar durusu nasıl acı olur? İç de gör. Eğilip içtiler. İkisi de yüzünü vuruşturdu. Allah Allah, bir tuhaf. Tadı maden suyu gibi. He, maden suyu olmasın bu. Ne yaparız diye sordu Aydın. Düşünüp kaldılar. Buldum. Giderken bir şişe götürürüz. Babam Ankara'da bunu ince, incelettirir. Eğer maden suyu ise köy zengin oldu gitti. Şişesi elli kuruş. Doğru. Büyük bir iş bu. Götürelim. Yalnız kapak, kapalı bir şişeyle götürmek gerekir. Gazı uçar sonra. Kapalı bir şişe bulamaz mıyız? Sıkı mantarlı şöyle. Buluruz, dükkanda vardır. Hüsam sordu. Maden suyu ne? İyi su insana yararlı sindirimi kolaylaştırır. Heyecanlanmışlardı. Yararlı bir buluş yapan insanların kıvancı içindeydiler. Önce bilsek burası kimin acaba? Hüsam cevap verdi. Kimin olacak? Köyün hayvanları yayılır, köyün ortak malı. Belki orman idaresinindir. İyi bilmiyorum. Aydın ellerini birbirine sürttü. Babam gelirken dediydi ki, dikkatli olun, her gördüğünüz şeyi anlamaya çalışın. Köylülere yararlı bir şeyler yapın. Eğer bu maden suyu ise tam iş yapmış olacağız. He, bu köy bizi unutmaz gayri. Aydın'la Erkmen arkalarına bakarak yürüdüler. Sahi bu maden suyu mu acaba olabilir, niye olmasın? Talip Apaydın'dan kısaltılmış bir metin. Şimdi birinci etkinliğimize bakıyoruz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Birinci kelimemiz my hoş. Çocuklar önce sizler tahmin edip buraya tahminlerinizi yazacaksınız. Ben tahminin bölümünü boş bıraktım. Sözlük anlamlarını yazıp birer cümlede kullandım. Mayhoş: tadı şekerli ve az ekşi olan. Bahçemize mayhoş elma ağacı ektik. Kaynak anlamı: su, bir suyun çıktığı yer. Kaynarca, pınar, menba, göz. Demek ki kaynağın eş anlamlısı kaynarca, pınar, memba. Gayrı artık bundan böyle anlamında çocuklar bundan gayrı daha çok kitap okuyacağım. Şimdi soruları metne göre cevaplayınız demiş. Hüsam ve arkadaşları nerede geziniyorlarmış? Tabii ki metnimize dönüp mutlaka bakıyoruz. Ben metnimize dönüp bakarak bu soruları cevaplandırdım. Hüsam ve arkadaşları akarsu kıyısında geziniyorlarmış. Çocuklar birlikte ne bulmuşlardır? Çocuklar birlikte maden suyu kaynağı bulmuşlar. Çocuklar oradaki dır eki olmamış sanıyorum baskı hatası. Babası Aydın'a köye giderken ne öğütlemiştir? Babası Aydın'a köye giderken dikkatli olmalarını, her gördükleri şeyi anlamaya çalışmalarını, köylülere yararlı bir şeyler yapmalarını öğütlemiştir. Metnin konusu nedir? Çocuklar, biz başlıktan da yararlanıyoruz konuyu bulurken ama konuyu okuduktan sonra daha netleştiriyoruz. Çocukların maden suyu kaynağını bulmaları metnin ana fikir ya yani en ana fikri yani çıkardığımız ders aldığımız mesaj doğayı yeteri kadar incelersek insanlara faydalı şeyler keşfedebiliriz insanlığa faydalı şeyler keşfedebiliriz. Konuşma çizgisi yani uzun çizgi işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz demiş. Yazıda satır başına alan, alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Yani konuşma çizgisi çocuklar bakın burada bu kadar durursun nasıl acı olur? İçte gör karşılıklı konuşmaların yazıldığı satır başlarından da yazıldığı zaman başına uzun çizgi koyarız ve biz bu çizgiye uzun çizgi de deriz. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Şimdi e, bir oyun metni hazırlanmışsa e, mesela Halenur tire şey koymuş konuşma çizgisi ve parantez içinde e, ses tonunu anlatmış bağırarak aradığımız çiçeği buldum diye bağırıyor. Bağırarak söylediğini ifade etmek için yazmış. Ve böyle durumlarda biz konuşma çizgisini satır başına koymasak da olur. Çocuklar bir de bazı konuşmaları bir metnin içinde, tırnak içinde yazabiliriz. Tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi asla kullanılmaz. İşte kardeşim sordu. Peki burası neresi? Veya kardeşim, peki burası neresi diye sordu. Derken bu kardeşimin söylediği cümleyi ne yaptık? Tırnak içine aldık. Ve e, konuşma çizgisi yapmadık. Siz de konuşma çizgisi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Sahi bu maden suyu mu acaba? olabilir niye olmasın? İsmail gülerek ben her zaman çok yürürüm. Burada e, nasıl söylediğini de e, şey e, parantez içinde yazdık. Şimdi burada iki tane hatta e, bir broşür görüyoruz. Bu broşürün içinde değişik fotoğraflar var. Bu broşür kimler için hazırlanmış olabilir? Tabii ki turistler için. Broşür turistler için hazırlanmıştır. Bu broşür hangi amaçla hazırlanmıştır? Turistlere ziyaret edebilecekleri yerlerin güzelliklerini anlatmak için hazırlanmıştır. Yani güzellik, amacı güzellikleri anlatmak. Şimdi çocuklar tablo okuma 8. etkinliğimiz bir tabloyu okuma. Bir okulda düzenlenen geri dönüşüm kampanyası sonuçları tabloda verilmiştir. Soruları tabloya göre cevaplayınız. Şimdi demek ki dördüncü sınıflar pil, kağıt ve mavi kapak toplama kampanyası yapmışlar. 4D sınıfı kaç kilogram kağıt toplamıştır? 4D sınıfını buluyoruz. Kağıt burası. 789 kilogram kağıt toplamıştır. En az pil toplayan sınıf hangisidir? Bakıyoruz. En az toplanan 565 kilogram hangi sınıf? 4C sınıfı. En az pil toplayan sınıf 4C sınıfıdır. 4A ve 4B sınıfı toplam kaç mavi kapak toplamıştır? Şimdi 4A'nınkine bakıyoruz. 800 adet. 4B'ninkine bakıyoruz. 780 adet. İkisini topladığımızda iki sınıf toplam 1580 mavi kapak toplamışlar. Geri dönüşüm kampanyasına en fazla desteği hangi sınıf vermiştir? Şimdi çocuklar tek tek bunları toplayarak yaptım ee, ve en fazla en fazla geri dönüşüm kampanyasına destek veren sınıf 4D sınıfıymış. O halde cevabımız geri dönüşüm kampanyasına en fazla desteği 4D sınıfı vermiştir. Şimdi çocuklar burada 9. etkinlik sizlerin yapacağı bir etkinlik. Hikaye unsurlarını kullanarak defterinize bir hikaye yazınız. Yazınızda olayları oluş sırasına uygun yazmaya dikkat ediniz. Yazdıklarınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Yazdıklarınızı dil bilgisi ve anlatım bozukluğu yönünden kontrol ediniz. Çocuklar hikaye unsurları nelerdi bir hatırlayalım. Her hikayede bir olay vardır. Her hikayenin bir konusu vardır. Her hikayenin geçtiği bir yer vardır. Her hikayede, hikayenin kahramanı, kahramanları vardır, kişiler. Her hikayenin geçtiği bir zaman vardır. Şimdi buradakilere göre siz bir hikaye yazıp sonra mutlaka yazdıktan sonra hikayenize bir başlık bulacaksınız. ...ve yazdıklarınızı okuyacaksınız. Dil bilgisi ve anlatım bozukluğu olan yerler varsa... ...oraları düzeltip yeniden yazacaksınız. Onuncu etkinliğimiz her zamanki gibi... ...güzel yazı yazmaya amaçlayan bir etkinlik. Tekerlemeyi kendi yazı stilinize göre yazınız demiş. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama... ...helkede bülbül bülbül kuşun nereye gitti? Dağa gitti. Dağdan ne zaman gelir? Yazın gelir. Yazılalım. Bir sıraya dizilelim. İnci boncuk sen dur sen çık. Hasan Latif Sarı Yüce'nin hazırladığı bu tekerlemeyi en güzel yazımızla e, bu bölüme yazıyoruz. K kendi yazı stilimizle. Evet çocuklar, bir dersin sonuna daha geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.